Peki günümüzde cinsel rahatsızlıklar da çok fazla. Cinsel performansı arttırıcı bitkiler var mı? Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili bize? Ya, evet, çok güzel bir soru. Geçenlerde bir hanımefendi aradı, diyor ki 55 yaşındaymış efendim, kaç yıl evli? İşte 25-30 yıl evliyim diyor. Kocam da evlendiğim günden beri diyor cinsel performansı düşük diyor. Kadıncağız 35 yıldır, 30 yıldır bir beyefendiyle yaşıyor. Adamcağızın performansı 20 yaşından beri düşük, sıfıra yakın yani. Adı kadıncağız bir cinsellik yaşayamamış. O efendim, oğlu evlenmiş. Oğlunda da aynı problem. Kızı evlenmiş. Damadında da aynı problem. Yani bütün ailece problem. Yani konuşuyorlarmış ailede. Tabii herkes problem aynı. Nasıl bunun çözümü var mı? Diyor yani. Cinsel performansı artırıcı bir şey var mı? Her şeyde o çözüm olduğu gibi bunda da çok güzel problemi çözücü, problemle çözücü formüller var. 16. Uluslararası Tıp Kongresi İsviçre'nin Zürih şehrinde yapıldı. Yapılan kongrede dünyanın cinsellikle ilgili 300 tanınmış doktoru konferansa katıldı ve bunlar dediler ki cinsel performansta yetersizliğin sebebi bir, kaptama rahatsızlığı %70'e yakın. İki, şeker hastalığı. Üç, böbrek yetmezliği. Dört, psikolojik rahatsızlığı. Beş, ailevi problemler. Sıralamada kaptama rahatsızlığı birinci sırada. Şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, psikolojik sebepler ve ailede geçimsizlik, isteksizlik, aile karı koca arasındaki münasebetler. Sebebi bilinebilirse nedir, niçin? Genellikle kalp damardan rahatsızlıktan, yani bugün insanlar yiyor, içiyor, maşallah ne oluyor? Damarlar yağlanıyor. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Su borusu gibi yağlandı. Yani nasıl su borusu kireçlenir? Damarlarda yağlandı, bitti. E istiyorsun ama o kanı pompalayacak ne yok? Damar yok, tıkanmış. Bir işlev göremez. Görse de yeterli olmaz. Bu nedenle kalp damar zafiyeti olanın önce bu rahatsızlığı ortadan kaldırması gerekir. Şeker hastalığı olan şekeri, yani geç kalınmamışsa, psikolojik problemi olan bunu tedavi etmesi gerekir. Cinsellikle ilgili çok güzel bitkiler var. Mesela azgın teke otu diye bir bitki var. Türkçe karşılığı böyle. Latincesi Epimedium brevicornum. Çin'de 4000 yıl önce çok zengin, varlıklı bir ailenin oğlunu everiyor, bakıyor. Adamcağız aylar, yıllar geçiyor. Oğlunun mürüvvetini göremiyor. Çok üzülüyor. Ülkenin bütün hekimlerini getiriyor. Hiçbiri çözüm üretemiyor. Bir gün bir çoban geliyor, diyor ki ben sizin problemi biliyorum. Keçiler diyor falan yerde otladığı zaman bir ot yiyorlar, çok aktif oluyorlar. Bu ottan diyor çayını içsin, iyi gelir. Adam diyor ki ya git işine. Ülkenin diyor en meşhur hekimlerini getirdim. Şu kadar para harcadım. Hiçbiri bir şey yapamadı. Sen mi yapacaksın? Peki sen bile diyor. Çuvalı bırakıp gidiyor. Oğlu da böyle gizliden bakıyormuş. Ne oluyor diye. Hemen çuvalı alıyor, saklıyor. Çayını içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. O günden bugüne kadar Çin'de bu epimedium cinsel performans artırıcı olarak kullanılır. Meşhurdur. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun birleşimindeki etken madde ikarin. Bundan 15 yıl, 20 yıl önce bu anca ekstraksiyonla, destilasyon ekstraksiyonla içindeki etken madde izole edilip üretilebildi. Yani etken maddeyi aktif hale getirdiler. Etken maddeyi aktif hale getirmezsen ne olur? 3 ay kullanacaksın ki cinsel performansın yavaş 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 artsın. Şimdi öyle değil. Etken madde aktif olduğu için kimyasal ilaç gibi hemen etki yapıyor. Yarım saat sonra kullan, hemen etki yapıyor. Etken maddeyi izole ettiler. Diğer bileşenlerden ayırdılar. İkarin S diye. Fakat çok pahalı olduğu için Türkiye'de epimediumlu macunlar, kapsüller üretiyoruz, ürettik diyenler %90'ı yalan söylüyor. Neden? Pahalı, çok pahalı. Kaç bin dolar bunun kilosu. Bu nedenle Türkiye'de birçok firma ne yapıyor? Zindelefin, tedelefin, vadalafin denen kimyasal madde katıyorlar. Çok ucuz. Bu mavi ilaç yapımında kullanılan ham madde. Çok ucuz.
Ama ve lakin çok büyük yan etkileri var. Kişi bunu alırsa kimyasal madde içeren nabzı ilişki sırasında nabzı 250'yi bulur. Bir de bakarsın kalpten gitti. Kalp krizine neden olabilir. Aşırı şakır şakır saunadaymış gibi terler. Pili biter. Enerjisi kalmaz. İlişkiye girse bile o gün düştü, bayılır. 48 saat kendine gelemez. Kimyasal ilaç kullanırsa. Hı hı. Veya mesela Sağlık Bakanlığı 70 firmanın Türkiye'de bitkisel deyip kimyasal madde karıştırıp takşiş yaptı. Takşiş denir. Bitkisel derler, içine kimya katarlar. Birçok firma Türkiye'de yapıyor bunu. Evet. Sahteciler diyoruz. Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Sahteci firmalar şunlar şunlar diye. Sahtecilerin üretmiş olduğu macunlar, kapsüller tehlikeli. Türkiye'de birçok firma bunu yapıyor. Bu insan sağlığıyla oynamak iyi bir şey değil, tehlikeli. Yani kişi cinsel performansını artırmak için bir şey alıyor. Bir de bakın hop yallah gitmiş, kalp damar. Bu nedenle kimyasal madde katmamak gerekir. Pahalı da olsa, hakikisini kullanmak gerekir. Şimdi bu Epimedium dünyada en çok bilinen, tanınan birinci sırada. İki, Türkiye'de yetişen Hatay yöresinde çakşır kökü. Evet. Üç, çakır diken veya çoban çökerten tiribulus. Aynı şekilde cinsel performansı artırır, hormonun kalitesini de artırır. Tiribulus hem erkekler hem bayanlar için etkili. Damiana evet. Meksika'da yetişir. Bu da aynı şekilde hormonları, yani sadece burada cinsel performans değil, bazı insanların mesela erkeklerin spermi kalitesi düşük oluyor, hareketsiz oluyor, ölü oluyor. Evet. Adamcağızın çocuğu olmuyor. Buna da iyi geliyor. Sadece bu cinsel performansı artırmıyor, hormonların da spermi de kalitesini artırıyor. Mesela bir beyefendi bize gelmişti. Efendim 3,5 milyon sperm sayısı ama çoğu hareketsiz, ölü, kalitesiz. Evet. İşte olmuyor falan filan, üzgün. Problem değil. 6 hafta deneyeceğiz dedim. 6 hafta. Bir, kalp damar, damarlar açıcı bir ürün. Karaciğer yağlanmasının önleyici bir ürün. Ve sperm kalitesini artırıcı. 6 hafta sonra geldi, 14 milyona çıkmış. Ve kalitesi yükselmiş. Doktor demiş ki, o maşallah bizim ürünler çok iyi geldi. O da demiş ki, yok sizin ürünlerden olmadı. Gökçek, onun özel macunlarıyla, Allah razı olsun, ondan oldu. Ne oldu? Ailesi hamile kaldı, normal doğum yaptı. Yani öyle bir, öyle durumlar, çok çok durum yaşadık, biliyoruz yani. Evet. Hatta şimdi bir Almanya'da bir beyefendi, bir ailenin, karı koca, ikisinde de problem vardı, çocuklar olmuyordu. Şimdi 7 yaşlarında maşallah bir kızları var. Çok ailenin bugün elhamdülillah çoluğa çocuğa kavuştular. Evet. O konuda çok da şey, faydamız oldu. Evet. Şifa en azından bir işe evet. Yaramış. Yani bunlar hem cinsel performansı artırıcı, evet. Hem bayanlarda hem erkeklerde hormon kalitesini artırıcı. Evet. Bayanlarda da erkeklerde de. Yani sadece cinsellik değil. Hı hı. Hormon kalitesini artırıcı özellikler sahibiz.